Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 11. sınıf akademi serisinde katı cisimler konusuna başlıyoruz. Yani uzay geometrisine başlıyoruz. Uzay geometrisinde neler var 11. sınıfta? Silindir, koni ve küre var. Çok zevkli dersler. Her birini ikişer saatte yani ikişer videoda halledeceğiz. Çok rahat ol. Çünkü bu konular gerçekten çok rahat. Genelde korkulan konulardır ama çok basittir. O yüzden sadece ve sadece dikkatli bir şekilde dinle. Buradaki dinlemenle çoğu şeyi çok rahat bir şekilde yapacaksın. O yüzden rahat ol. Şimdi ilk videomuzda yani katı cisimler bir videosunda ne yapıyoruz? Silindirin ilk kısmını halledeceğiz. İlk 3 sayfayı halledeceğiz. Yani kitabımızda sayfa numarası 213, 214 ve 215 halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım tabanı daire olan prizmalara biz ne diyoruz? Dik silindir adını veriyoruz. E, prizmalar şöyle bir hatırlayalım. Prizmalarda hacim ve alan çok önemliydi. Hacim neydi? Bütün prizmalarda hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Peki alan neydi? Taban alanları artı yan alandı. Hocam taban alanları tabanın şekli neyse eski bilgilerden buluyorduk. Peki yanal alan nasıl bulunuyordu? Her zaman bütün prizmalarda taban yanal alan Taban çevresi çarpı yükseklikti. Şimdi bunu da zaten burada da aynı şeyler geçerli. Bunu da şimdi söyleyeceğiz. Mesela bak tabanı daire. Şuraya bakar mısın? Şuraya. Şuradaki taban daire. Taban ve taban daire. İşte buradaki prizmaya biz silindir adını veriyoruz. Bunun haciminden ve alanından bahsedecek olursak. Hemen şuraya hacmi yazalım. Hocam bütün prizmalarda hacmi aynıydı. Taban alanı çarpı yükseklikti. E, bir, bir, bu bir tabanı daire ya. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklikte h. Hacim basit. Peki alan nedir hocam? Taban alanları. Alanı da buraya yazalım. Taban alanlarında iki tane daire var. Şu alan ve şu alan. Yani iki tane pi r kare var. Artı hocam yan al alan ne? Taban çevresi çarpı yükseklik. Tabanın çevresi daireye, dairenin çevresi olacağından dolayı 2 pi r taban çevresi yükseklikte zaten h Açtığımız zaman zaten dikdörtgen geliyor. Bütün prizmaların açılışı yan yüzeylerde bir dikdörtgen oluşturur. Hemen şöyle göstereyim. Bak yan tarafta da var. Şu bir dikdörtgen. Şunu bir silindir yapayım. Bak görüyorsun silindiri. Hop şöyle gördüm. Hocam bu bir silindir. Aha böyle bir silindir. Görüyorsun. Açalım mı bunu? Kapakları da olsun burada. Hayalet. Şurası boş ama kapakları da olsun. Açıyorum silindiri. Hop açtım. Ne geldi karşıma? Ana. Açtığım zaman dikdörtgen geldi. Dikdörtgeni şu uzunluğuna dikkat eder misin? Bak şöyle kıvırdığım zaman. Buradaki uzunluğa dikkat eder misin? Bak şurası dairenin çevresi. Açtığım zaman da burası da dairenin çevresi kadar yapıyor. E hocam bu yan yüzey dikdörtgen. Peki şuradaki kapaklar ne oldu? İşte kapaklar şunları boş olmasaydı açtığım kapakları da alta üstte koyacaktım. O şekilde kapaklar da olacaktı. alan dediğimiz burası. E burası 2 pireye kadar. Bak şurada da gözüküyor zaten. Dikkat et. Hocam şurası 2 pireye kadar. E Burası da H kadar yan yüzey alanı işte burası dikdörtgenin alanı yani 2 pi r çarpı H şeklinde bulunuyor. İşte silindir dediğimiz olay bu. Hacim taban alan çarpı yükseklik alan taban alanları artı yan alan yan alan da taban çevresi çarpı yükseklik bitti gitti. Bundan sonrasında böyle yorumlamalarla yorum gücümüzle soruları çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Bilmemiz gereken şeyler şu anda ilk etapta bunlar. Tamam. Evet burada da zaten yazıyordur. Bak şurada yazıyor şöyle görüyorsun. Taban alanı pi kare. Yan alan 2 pi r Tüm alan işte taban alanları artı e, taban çevresi çarpı yükseklik. Hacim de pi kare çarpı h. Yani pi kare h olarak ezberleme de taban alanı çarpı yükseklik olarak bil. Tamam dostum. Olay bu. Hadi bakalım. Şimdi örneklere başlayalım. Örnek 1'e bakalım. ABC dedik dikdörtgeni biçimindeki bir karton AB ve DC kenarı kıvırılarak bir dik silindir elde ediliyor. Hocam ben bunu böyle bir silindir yapacak olursam. Şöyle bir silindir yaptım. Hocam burası 12 pi ya. Bunu kıvırdığım zaman daire yani şuranın çevresi de 12 pi yapacak. Yani hemen silindir yapayım tabi bunu. Şöyle göstereyim. Şuradaki çevresi ne olacak? 12 pi. O zaman 2 pi eşittir 12 pi ise eğer buradan pi'lerinden ay r de buradan kaç gelir? 6 gelir. Hemen r'yi yazalım 6. E şu kenarda yükseklik olmayacak mı? Evet. Silindirin hacmi nedir diye soruluyor. Silindirin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklikte h. Yani bu 36 çarpı 4'ten kaç geliyor? 144 pi geliyor. Cevabımız örnek 1'de 144 pi oldu. Tabi biz bunu dikdörtgen şeklindeki bir kartonu kıvırdığımız zaman ağza açık bir silindir oluşuyor. İçindeki boşluğun hacmi isteniliyor bizden. Yani bu kapalı olmuş işte şey olmuş önemli değil. Kıvırdığın zaman bir boşluk oluşuyor ya. İçindeki boşluk hacim kapalı olmasına da gerek yok da hacimi bulmak için. Evet örnek 1 böylelikle 144 pi oldu. Geldik örnek 2'ye. Şekildeki silindirlerin yükseklikleri oranı 3 bölü 4'tür. Yani ben buraya 3H dersem bunun yüksekliği 4H olarak verilmiş. Yani şuraya da ne kaldı? H kaldı. İşte yarıçaplar oranı da 1 bölü 2. Bunun yarı çapına R dersem bunun yarıçapı da 2R olacakmış. E 2R olması için de tam merkezin burada olması lazım. Çünkü burası da R ya 2R. Evet bunun yarıçapı da 2R oldu. Hacimleri oranı kaç olabilir diye soruluyor. Niye olabilir diye sorulmuş. Ya küçüğün büyüğün hacimle oranı isteniyor ya da büyüğün küçüğe oranı isteniyor. Biz küçüğün büyüğüne oranını bulalım istersen. Küçüğün hacmi. Hocam taban alanı yarı çapı R ya pi R kare çarpı yükseklikte 3H. 3H bölü büyüğün alanını bulursan taban alanı bulacağız. Hacmini bulurken ne yapacağız? pi r kare. R kare dediğimiz yalnız bu sefer 2r. Dikkat et. O zaman pi 2r'nin karesi yazacağız. Taban alanı 2r'nin karesi yaptı. Çarpı yükseklik. Yükseklik nedir? 4 haştır. Yani yukarısı ne yaptı? Pi r kare çarpı 3 h. Aşağısı da pi 4 r kare çarpı 4 h yapar. E hocam buradan pi'ler nanay. Buradan r karelerden nanay. H'lardan nanay. Yukarıda sadece 3 kaldı. Aşağıda da 4 kere 4 16 kaldı. Cevap 3 bölü 16 olur. Cevabı 3 bölü 16 da diyebiliriz. Tam tersi 16 bölü 3 de olabilir. Şıklarda hangisi varsa. E tabi normal sınavda yazılı sınavında ne diyeceksiniz? Hacimler oranı kaçtır dediğimde 3 bölü 16 yazsanız da doğru cevabı bulursunuz. Yani ben doğru puan olarak veririm. E, 16 bölü 3 yazsanız da tam puan veririm arkadaşım. Tamam. Örnek ki 3 bölü 16 geldik örnek 3'e. Bak yani bir hacim bir alanla çoğu şeyi halledeceğiz. Yeter ki soruyu iyi anlayalım. iyi yorumlayalım. Yukarıdaki şekilde yanal alanları eşit ve yüksekleri 4 ve 6 olan. E hocam bunun yarıçapına R diyeyim. Bunun yarıçapına da büyük R diyeyim. E şimdi burada yanal alan. Yanal alan dediğimiz taban çevresi çarpı yüksekliği miydi? Evet. Birinin yanal alanı 2 pi R çarpı H. Diğerinin yanal alanı da 2 pi büyük R çarpı H. Bunlar birbirine eşitmiş. E hocam 2 pi'ler sadeleşti. Buradan 4 2'ye böl 2'ye böl 2 ve 3 geldi. 2R eşittir 3 büyük R oldu. Yani R dediğimiz böylelikle 3K iken büyük R dediğimizde ne oldu? 2K oldu. Silindirlerin taban alanları oranı kaç olabilir? Ya küçüğün büyüğe oranı isteniyor ya da büyüğün küçüğe. Yani ben şunun şunu oranını bulayım istersen. O zaman bunun yarı çapı. Yani küçük R. Küçük R'ye biz 3K dedik ya. Burası da 2K oldu ya. O zaman taban alanlarının oranlarken pi 3k'nın karesi bölü pi 2k'nın karesi diyeceğiz. Pi'ler zaten sadeleşti. 9k kare bölü 4k kare yaptı. K karelerden nanay oldu. Cevap da 9 bölü 4 oldu. Ya cevap ya 9 bölü 4'tür ya da 4 bölü 9'dur. Her ikisi de doğru. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceğiz. Cevabımızı bulduk. Gel, gelelim bir sonraki soruya. Evet burada ne demiş? Şimdi AB uzunluğunu 8 birim vermiş. Evet şurası 8 birim. Çap 8 birim olarak verilmiş. Sonra PB uzunluğu 4 birim verilmiş. Şurası 4 birim. Sonra AD uzunluğunda 4 kök 6 olarak vermişler. Yani şurası yükseklik 4 kök 6 olarak verilmiş. Sonra DP ile PB birbirine dik verilmiş. DP ile PB birbirine dik. Yani şuradaki açı 90 derece. Yan yatık bir ne var burada? Yan yatık bir dik üçgen var. Peki BDP'nin B'de taralı alan nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız arkadaş? Öncelikli olarak ben şuradaki çapı kullanmalıyım. Ya zeminde bir daire var. E bir de çap var. E arkadaş çembersel bilgi. Bak eski bilgiyi kullanacağız. Şurada bizim çapımız var ya. E hocam şurada da bir uzunluk var. E o zaman ben burada çapı gören çevre açı. Şunu şöyle çizecek olursam. Buradaki açıda 90 derece olmaz mı? Ya hocam şurası 90 derece. Burası nasıl 90 derece olur? Ayrı düzlemlerde onlar. Biri yukarı doğru dik üçgen biri tabandaki zemindeki dik üçgen var. Tamam. şu sonuçta şu elimle bu elimde dik üçgenler oluşturabilirim değil mi? Burada ayrı bir dik üçgen şurada da ayrı bir dik üçgen oluşturabilirim. Burada çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan 90. E 90'ın karşısı buradaki dik üçgende kaç? 8. Hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. Kısa yoldan yapıyorum. Normal pisagor bağıntısından da yapabiliriz. Tabii ki e burada 30, 90, 60 üçgen çıktı. 30'un karşısı 4 60'ın karşısı da burası da 4 köküç olur. A dik silindir. Dik silindir dediğimiz şey de yükseklik her zaman zemine diktir. Yani şöyle bir şey düşünün. Temel diklik teoreminde ben buraya bir zemine dik çizdim ya. Bu zemindeki bütün doğrulara bu noktadan geçen bütün doğrulara diktir. Yani sen buradan zemine dik çizdiğin zaman bu zeminden şöyle çizilen bu çizgiye de diktir. Aynı zamanda şu çizgiye de diktir. Sonuçta şöyle elimi yine düşün. Kalem buraya dik ya şu çizgiye de şu çizgiye de ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. E bu zemine dikse burada kaçta 90 derece değil midir? Mavi alttaki zeminde çizilen çizgi olduğu için. E sonra ne oldu? Hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. Şurası 4 kök 3 burası 4 kök 6. E o zaman Pisagor bağıntısından ben burayı bulabilirim. E a kare eşittir. 4 kökçün karesi artı 4 kök altının karesi deyip işlem yapabilirim. Ama biz ne yapalım? Kısa yoldan yapalım. Hocam nasıl yani? E dik üçgende de bir kısa yolumuz vardı. Artık benden çalıştığınıza göre o kısa yolu da öğrendiniz. Yani burası neydi? 4 kök 3. Burası da 4 kök 6 ya. E hocam burada ortak çarpan ne? Hocam birindeki ortak çarpan. İşte 4 çarpı kök 6. Burası 4 çarpı kök 3. O zaman x ne olacaktı? 4 çarpı kare kökü de diğerlerinin kareleri toplamı. Kök 3'ün karesi 3. Kök 6'nın karesi de 9. 3 artı pardon kök 6'nın karesi de 6. Şurası 9 yaptı. 9 dışarıya 3 diye çıktı. O zaman 4 kere 3 12 oldu. Yani şu x dediğim bakmayın şurası a. A'yı böylelikle 12 olarak bulduk. A12 ise benden ne isteniyor? Alan ADP isteniyor taralı alan. Hocam bu zaten dik üçgendi. Şurası 90 dereceydi. Dik üçgenin bir kenarı 4. Diğer kenarı 12. O zaman cevap 4 çarpı 12 bölü 2 bir yapar. Evet. Yani 48 bölü 2'den cevabımız 24 olacaktır. Böyle uzunlukla da ilgili sorularla da karşılaşabiliriz. Ama genelde hem ÖSYM olsun hem de e, okuldaki hocalarınız sınavda soracağı sorular olsun. Genelde böyle katı cisimlerle ilgili soracakları sorular genelde alan nedir, hacim nedir şeklinde şeyler soruluyor bilgi dize. E ben de olsam ben de alan ya da hacim sorulum. Böyle uzunlukla ilgili bir şey sorar mıyım? Yani uzunlukla ilgili bir şey sormam da. Yani burada mesela şey veririm. Şuradaki uzunlukları veririm. Yüksekliği bulmanı isterim. Yüksekliği de bulduktan sonra hacim nedir diye sorarım. Ya da alan nedir diye sorarım. Tamam eksik parçayı yani yüksekliği ya da taban yarıçapını uzunluk bilgilerinden buldurup ondan sonra alan ya da hacim nedir diye sormak daha mantıklı. Geldik örnek 5'e. Çiftçi Ali taban çapı bak dikkat et taban çapı diyor. Hep burada yanlış okuduğumuz için böyle yanlış yazıyoruz. Hemen yarı çapına ne diyoruz? 40 diyoruz. Hayır taban çapı 40 diyor. yarıçapı kaç olacak o zaman? yarıçapı 20 olacak. Ve yüksekliği 80 cm olan dik silindir biçimdeki bidonlarla su taşıyıp ağaçlarını sulamaktadır. Evet şöyle bir taban çapı bir silindiri şöyle bir şeklin çizeyim soruyu anlayabilmek için. Şöyle taban çapı bize 40 demişti. Yani yarı çapı 20 yüksekliği de 80 santimetre olan bidonları var elinde ve su taşıyıp ağaçları sulayacakmış. Bahçesindeki su tankı dik silindir biçimde olup taban çapı 2 metre bak bunlar santimetre. Taban çapı 2 metre hop şöyle taban çapı 2 metre yüksekliği de 4 metre. Taban çapı. Dikkat et. Taban çapı 2 metre ise hocam yarı çapı 100 santimetre. Santimetreye çevirelim lütfen. E, hepsi aynı birim cinsinden olsun. Yüksekliği de 4 metre yani 400 santimetre olarak yazalım. E Ali tamamı dolu tankın tamamını bitirdiğine göre evet işte buradaki kovalarla neydi bunlar? Bunlar bidonlar değil mi? Buradaki bidonlarla bunu bitiriyormuş. O zaman en az kaç bidon su taşımış olur? Niye en az diye soruyor. Arkadaş sen bidonu doldurdun. Birazını doldurdun. Gittin taşıdın. Birazını doldurdun. Gittin taşıdın. En az taşıyabilmen için ne yapman lazım? Bidonu tamamen doldurup o şekilde ağaçları sulaman lazım değil mi? Daha az gel git yapman için. O yüzden burada en az cümlesi kullanılmış. O zaman ben buradaki suyun hacmi ile bundan kaç tane taşınabileceğine bakacağım. Yani şundan x tane bunun hacmi pi r kare 20'nin karesi yani 400 direkt yazayım pi r kare çarpı yükseklikle bunu taşıyacağım x tane pi r kare çarpı h bunun hacmine eşit olacak çünkü x tane bidonla bunu boşaltacağım x tane bidonun hacmi bunun hacmine eşit olsun diyorum yani pi r kare 100'ün karesi nedir 10.000'dir hemen iki tane sıfır daha koydum çarpı bir de 400'e eşit olsun dedik e burada neler gitti pi r kare çarpı h tamam. 400'ler sadeleşti burada. Sonra hocam pi'ler de sadeleşti. Hocam şununla şu sadeleşti. O zaman ikisi de böylelikle ne buluruz? 1000 bölü 1000 kaldı değil mi? 1000 bölü 8 buluruz. E 1000'i 8'e böldüğümüz anda kaç çıkıyor? 125 çıkıyor. Yani hocam o zaman cevap 125 oldu. Yani cevap 125. Peki hocam 125 buçuk çıkmış olsaydı en son bidonu buçuk yarısına kadar doldurmuş olacaktık. O yüzden onu da 126'ya tamamlardık. Buçuklu çıktığı zaman da tamamlama işlemi yaparsın. Çünkü burada buçuk diye bir şey olmaz. Bidonu e, taşıma olarak düşüneceksin çünkü orada. E, ona göre de dikkat et. Buçuklu ya da virgüllü olduğu zaman onun da yukarı doğru yuvarlamayı da unutma. Ya da atıyorum 125.1 çıktı mesela. En sonuncu da yine tamamen suyu boşaltmak için bidonun birazını doldurup öyle suyu taşıman lazım. O virgülü de tamamlamayı da unutmasın. Evet cevap böylelikle örnek 5'te 125 çıkar. Geldik örnek 6'ya. Şimdi verilen bilgiler var burada. O A uzunluğu R. AB uzunluğu bak ne oldu o zaman 4R oldu. Evet burası 4R. Buna göre diyor yanal alan hocam taban çevresi 2πR çarpı yükseklik H 4R 72 pi olarak verilmiş. Pi'ler nanay. 2'ye böl, 2'ye böl, 36. E o zaman 4'e böl, 4'e böl, 9. R kare 9 R'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. E de R'yi yazalım. 3 yazdım. 4 kere 3, 12 oldu. Taban alanları toplamı nedir diye soruyor. Bak taban alanı dese sadece en alttaki tabana değen alanı alırım. Ama taban alanları dediği için taban ve tavanı alacağım. E o zaman burada taban ve tavan. iki tane dairenin alanı isteniyor bizden. O zaman alan 2 tane pi 3'ün karesi diyeceğiz. 3'ün karesi 9 pi bir de 2 ile çarpınca cevap da kaç yapar? 18 pi yapar. Evet örnek 6'yı da 18 pi buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Bir silindirin taban alanları toplamı ile yanal alanı birbirine eşit verilmiş. Hemen taban alanları toplanı. Hem tabanı hem de tavanı demek değil mi? Alanları dediği için. O zaman pi re kareden kaç tane var? 2 tane var. Bu niye eşitmiş? Yanal alanına eşitmiş. Yani 2 pi r taban çevresi çarpı yüksekliğe eşit. Buradan 2'ler pi'ler gitti. R kareden bir tane r gitti. Buradan da r eşittir h mı oldu? Evet. O zaman hemen şöyle bir silindirimizi çizelim bakalım. Silindiri çizdik. R ile h birbirine eşit olacak. Şöyle bir şey. Evet. Şurası r. Burası da h. H dediğimizde ne çıktı? R çıktı. Bu noktalar arasındaki en kısa uzaklık a. Ne, hangi noktalar? silindirin üst tabanlarından ve alt tabanlarından birer nokta Şuradan bir nokta alacağım. Şuradan da bir nokta alacağım. Bu noktalar arasındaki en kısa mesafe ve en uzak mesafe. Mesela bir nokta burası olsun. En kısası nedir? Bunun iz düşümü değil midir? Evet iz düşümü olan nokta yani burasıdır. Yani burası ne? Yükseklik yükseklere ya. Evet en kısa uzaklığı ne bulduk? A'ymış işte bu R. Peki burada bir nokta aldın. Bu zeminde bir nokta alacaksın. Şimdi en uzağına bakacaksın. Şimdi bak buradaki noktadan buraya gelince uzaklaşıyor. Uzaklaştı, 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 uzaklaştı. En köşeye gelince daha da uzaklaştı. Sonra buradan böyle yakınlaşıyor. Yani en uzağı da burası yaptı. E o zaman burası diyecek olursak şurası da yarı çap olduğundan dolayı dik üçgen çıktı. Yani burası R iken burası 2R. E, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da kök 5R çıkar. E, bu da en uzak mesafede B'ymiş. B de kök 5R'ymiş. Bizden A bölü B isteniyor. R bölü kök 5R isteniyor. R'ler gitti. Kök 5 işlemiyle çarparsak Kök 5 bölü 5 mi yapar cevap? Evet. Yani örnek 7'yi böylelikle kök 5 bölü 5 bulduk. Geldik örnek 8'e. Taban yarı 2 birim ve hacmi 40 pi birim küp olan silindir biçimindeki bir tahta parçası düzleme dik olacak şekilde böyle kesilmiş ve 2 yaş parça elde edilmiş. O zaman tam çaptan kesmek zorundayız değil mi? İşte bu parçalardan birinin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle yarıçap 2 verilmiş yani pi r kare çarpı h eşittir 40 pi ise eğer Buradan ne yaparız? Şunlar gitti. Piler de gitti. 40 bölü 4'ten haşı 10 bulduk. Evet h 10 çıktı. Yükseklik 10 çıktı. Arkadaş yükseklik 10. Taban yarıçapı da 2 2 çıktı. İşte bu parçaların yüzey alanı. İlk önce taban alanları 2 tane yarım daire var burada. Taban alanlarını hesaplayalım. Bu prizma şeklinde çünkü yarım daire yarım daire olduğu için taban alan tabanları yarım daire olduğu için ilk önce yarım dairenin alanlarını hesaplıyorum. 2 tane pi r kare bölü 2. Iki. iki. tane yarım dairenin alanı yazdık. Artı hocam taban ve tavan aynı olduğu için bu bir prizmadır. Prizmada yararlı alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Zaten bunun açılmış hali. Şu dikdörtgen elimizde var. Bir de buradaki kıvrımlı yer. Açtığın zaman düz. Yani normalde bu dikdörtgen şurada var. Öbürünü de açtığın zaman yer, tam daire açtığın zaman da bir dikdörtgen elde ediyoruz ya. Yarım daire açtığın zaman düz konuma getiriyorsun. Burası normalde tam dairede 2 pi r kadardı. A yarım daire açtığınız anda 2 piye kadar olacak. Burası da 4 ya. Açık halinde düşünüp o şekilde de yapabilirsin. Yani burası ne yaptı o zaman şöyle. Hocam 4 artı pi kadar yaptı burası. Burası da 10 yaptı. Ya da hani prizmalardan yola çıkarak yapabiliriz. Taban çevresi. Hocam taban çevresine bakacak olursak. Yani şunun çevresine bakacağız. Burası şurası değil mi? Taban çevresi. Ya da taban çevresi dediğim şurası ve şurası. Ne var elimizde? 4 var artı bir de yarım daire yay uzunluğu var. O da 2 pi r bölü 2 var. E, taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde de düşünüp yanal alanda bu şekilde de bulabiliriz. E buradan ne geldi o zaman? Şu ikiler gitti. Cevap böylelikle 4 pi yaptı. Şu ikiler de gitti. E, o zaman burası 40 yaptı. Artı bir de ne var? 20, 20 pi mi yaptı? Evet 20 pi yaptı. Yani 4 pi ile 20 pi'nin toplamı da 24 pi artı 40'a eşit oldu? Aynen öyle. İşte prizma şeklinde de düşünüp ona göre de işlem yapabiliyoruz. Bazı sorularda prizmaları ne zaman gördünüz? Geçen sene mi? 9. sınıfta olması lazım değil mi? 9. sınıfta görmüş olmanız lazım prizmaları. Ta 8'den beri de yürüyorsunuz zaten ama prizmayı da zaten dersin başında da hatırlatmıştık. Taban çevresi çarpı yükseklik olduğunda söylemiştik. Yanal alanın. Evet 8. soruyu bu şekilde bulduk. Geldik 9. soruya. Şekil 1'deki oyun hamurundan yapılmış taban yarıçapı 5 birim yüksekliği 8 birim olan dairesel silindir verilmiştir. Bu silindir 8 eş dilime ayrılmış. 8 eş dilime ayrılması demek daireyi 8 eş dilime ayırmak demek anlamına gelmiyor mu? 8 tane dilim 360 bölü 8'den buradaki açımız 45 derecelik yapar. 45 derecelik dilimler var elimizde. Sonra bu dilim 8 tane dilim böyle yan yana yapıştırmışım. Bu şekil karşıma çıkmış. Şekil 2'deki yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? Hocam zaten bak 8 dilim burada da üst tarafta var. 8 dilimin birleşimi burada da var. 8 dilim bir daire yapmıyor mu? Yapıyor. E bunun alanı pi r kare ise e, burası da pi r kare tavan alanı, tavan alanı. Alt taraf da aynısı. E o zaman pi r kare burada. Pi r kare burada. Yine 2 tane pi r kare var elimizde. Tamam 2 tane pi r kareyi yazdık. Artı bu dilimi yaparken şuradaki dilim mesela bir tane yan yüzey. Bir dilimdeki yan yüzey. 8 tane yan yüzey olacak ya. Hocam birinci burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada. 5 burada. 6 burada. 7 burada. 8 tane Yani yüzeyi de yine silindirin yan alanını vermiyor mu bize? Evet. Üst tarafları hallettik. Ön arkayı hallettik. Yani bu da silindirin yan alanını yapıyor. Zaten bunların hepsini tek tek bulmama gerek yok. O da ne yapıyor o silindirin yan alanında? 2 pi r. Yani, yarı çarpı. yani taban çevresi çarpı yükseklik. 2 pi r çarpı. 8 yaptı burası. Artı ne var bir de ekstradan? Hocam ekstradan şu dikdörtgen ve karşısındaki bu dikdörtgen var. Burası yarı çap olduğundan dolayı 5. Burası yükseklik olduğundan 8. Bu yan yüzey bu kesitli bir dikdörtgen olacak ya. 5 kere 8 burası 40 yapıyor. Hocam burası da 40 yapıyor. 40 40 80 de var mı elimizde? Var. 5 kere 8 40. 40 40 80 var elimizde. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Toplayalım bakalım. 50 pi burada. Artı 80 pi burada. Toplam 130 pi yaptı. 130 pi artı 80 eşit işte olmuş oldu. Cevap. Evet bu şekilde hesapladık. Ya da başka türlü nasıl hesaplardık? Ya hocam şu şekilde de hesaplayabilirdik. Nasıl? Tabanı ve tabanı aynı olan şekil bu prizma. Taban çevresi deyip taban çevresi bak bu yay bu yay bu yay. Sonra bu yay bu yay bu yay bu yay. Yine taban çevresi tam bir daire yapıyor burası. Artı şurasıları da var. Değil mi? Buraları da var. Yani 5 5 10'u da ekleyeceğiz. Taban çevresi bir daire artı 5 5 10 deyip Çarpı yükseklik deyip yan alanını bulacağız. Sonra artı iki tane yan alan. Yan alan da bu dilimlerin alanı bir daire yapıyor ya. İki tane dairenin alanı deyip de yine sonuca ulaşabilirdin. Tamam. Örnek 9'u bu şekilde bulduk. Geldik örnek 10'a. Şimdi yandaki iç içe iki dik silindir veriliyor. Silindirlerin merkezleri ortak ve yükseklikleri 9 birimdir. Evet OA'yı 2 birim olarak vermiş. AB uzunluğunu da 2 birim olarak vermiş. Sonra ne yapmış? İçindeki silindir tamamen suyla dolu. İçteki silindir tabanından deliniyor. Delindiği zaman aradaki boşluk şöyle dengelendiği zaman fizik kuralları gereğince su buradaki seviyeyle bunun seviyesi dengelendiği zaman suyun akışı durur. Ancak yukarıdan şöyle pistonla itersem içindeki tam suyu tamamen boşaltırım. Yani bunun içindeki suyun tamamen boşalabilmesi için ne olması lazım? Pistonla şöyle bir piston koyup pistonla itmem lazım. İtmediğim zaman Suyun dengede kalmadığı zaman şu su seviyesiyle büyük su seviyesinin aynı olması lazım. Peki o zaman buna göre son durumdaki suyun yüksekliği nedir? Sulu sorularda ne yapacaksın? Su. Suyun hacmi. Her zaman suyun hacmine gideceksin. V suyu yazacaksın. V su nedir arkadaşım burada? Hocam ilk önce V su burada. E, nedir bu da? Yarı çapı 2 diyeyim bunun. Evet. Pi R kare çarpı yükseklikte 9. V su bu. Peki ikinci şekildeki V su ne? Yarı çapı ne oldu bu sefer? Hocam 2 burada 2 burada yarı çapı 4 olan yüksekliği de H olan bir silindir yapmadı mı? A e, hocam bu arası var artı bir de şurası var diyeceğiz. Zaten bu arası artı bunu toplarsam büyük silindir yapıyor burası. O zaman da burada ne diyeceğiz? V su pi r kare çarpı h. Burada da pi 4'ün karesi çarpı h eşit olmak zorunda. Yani bunlar birbirine eşit. Her ikisi de v suya eşit. E o zaman burada bak pi'ler gitti. Hocam 4'ün bir tanesiyle buradaki 4 gitti. O zaman 9 eşittir. 4 açtan haşı da buradan ne buluruz? 9 bölü 4 olarak buluruz. Yani bizden de zaten son durumdaki suyun yüksekliği isteniliyor. Haş isteniliyor. Cevap 9 bölü 4 çıkar. Geldik örnek 11'e. Yüksekliği 18 birim ve içinde haş yüksekliğinde su bulunan dik dairesel silindir biçimindeki bir kabın içine şekil verdik gibi tabanı bu kabın tabanıyla çakışacak yarı çapı ve yüksekliği kabın yarı çapının ve yüksekliğinin yarısı kadar olan. Kabın yüksekliği 18 ya o zaman yüksekliği 9 yapacak. Kabın yarı çapı evet şuraya R dersem kabın yarı çapının yarı çapı yarısı olsun diyor. Burası da 2R olacak anlamına geliyor. Peki bir tahta blok yerleştirilmiş ve içinde bir su var. ve su olunca sulara dikkat. Suyun hacmi önemli bizim için. Kap şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde ilk şekilde bu şekilde bak yukarıya bir şey yapıştırılmış. İkinci şekilde bu kap ters çevrilmiş ters çevrildiğinde su seviyesiyle tahta bilyon yüksekliği eşitleniyor. Su seviyesi bak burada 9 oldu. E hocam her ikisinde de V su aynı. içindeki su aynı değil mi? Evet. O zaman V suları eşitleyelim. Birincisinde V su nedir? Pi 2 R'nin karesi çarpı yükseklik H eşittir. Buradaki V suyu hesaplarken ne yapacağız? Hocam bak burası tahta blok. Su nerede? Hocam işte su tam burada arada. arada. Yani büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkartacağım. Büyük silindirin yarıçapı kaç? 2R. Küçük silindirin yarıçapı da R. Büyük silindirin yarıçapı yarı yani büyük silindirin yani ama yüksekliği 9 olan silindirden yüksekliği 9 olan ve yarı çapı R olan şu silindir çıkartacağım. Pi 2R'nin karesi çarpı yükseklik eksi. Hocam şurayı çıkartıyorum. Pi R kare çarpı 9'u çıkartıyoruz. Evet burası ne yaptı? 4 pi R kare H yaptı. Eşittir. Burası ne yaptı? 4 r kare. Bir de 9'a çarpınca 36 e, pi r kare yaptı. Burası eksi 9 pi r kare de burada var. O zaman buradan 4 pi r kare h eşittir. 36'dan 9 çıkınca 27 pi r kare yaptı. Hocam pi r kareler gitti böyle. 4 h 27 eşit oldu. H da böyle 27 bölü 4'e mi eşit oldu? Evet. Yani cevap böylelikle kaçıncı soruda? 11. soruda 27 bölü 4'e eşit oldu. Ve su bizim için gerçekten önemli. Sulu sorularda bunu kullanıyoruz. Evet gençler şimdi geldik bir nota. Hangi nokta geldik? Bir yüzey sorusu. Yani silindirde yüzey sorusunu nasıl yapacağız? Yüzey sorusu. Bir silindirde şöyle göstereyim sana. Şöyle elimizde bir silindir var ya. Şu şekilde karıncayı yürütürler. Buradan başlatıp şöyle yürüttüğümüz zaman silindirin açık hali önemli. Buradan başlayıp şuraya gelmesi ya da buradan başlayıp buraya gelmesine git bakacağız. Şimdi silindirimiz bu şekildeyse bizim Bak silindir karınca buradan başlayıp sadece ön yüzü kullanıp buraya gelirse hop açtım. Aa bu köşeden buraya gelecek anlamına geliyor. Peki silindir. Şuraya dikkat et. Açarken harflendirmeler de önemli. Şu şuradan başlayıp şöyle dönüp şuraya gelirse bak şimdi şöyle döndürüyorum ön yüzeyi arka yüzeyi de gidiyorum böyle. Buraya geldim. Dikkat buraya buraya geldim. Hop açtım. Aha da burada değil mi o? Evet. Buradan başlayıp şöyle gideceksin anlamına geliyor. Yani yan yüzey açılımı burada bizim için önemli. Silindirde sadece yan yüzey kullanılıyorsa tüm yüzey kullanıyorsa silindiri açacaksın. Bir bu arada açtığında şöyle açıyorsun ya bu açılışta A burası iken burası da A oluyor. B nerede kalıyor? Açılışta ortada kalıyor. Bak burası B oluyor. Dikkat et. Ya da D burasıysa açtığında D zıttı olacak. Bak burası C nerede kalıyor? Ortada kalıyor. Dikkat. Sadece ön yüzeyi kullanıyorsa C'ye gidiyor. Açılışında C'ye götüreceksin. E, tam yüzeyi kullanıyorsa o zaman buraya götüreceksin. Sen buranın ne olduğunu biliyorsun. 2 rye kadar olduğunu biliyorsun. Buranın daha haş olduğunu biliyorsun. Bunu bulurken buradaki pisagordan E hocam şurayı bulurken ne yapacağız? O zaman burası da Tamam 2 rye, Pire ya, pireye olur. E, buradaki pisagordan sonuca ulaşırsın. Peki hocam daha farklı yollar karşımıza çıkar mı? Tabii ki çıkar. Karıncanın attığı tur sayısına bakacaksın. Şimdi şuradan başlayıp hocam şöyle geldi Bir de şöyle geldi. A, burada bir buçuk tur attı. O zaman bunun açılışı ne olacak? Şu şekilde hocam bir tur burası 2 pire yarın turda pire yapar. Yani burası şu şekilde 3 pir'e kadar oldu. Buradan buraya gelecek. E hocam bizim karıncamız şöyle gidersen olacak. Attığı tura bakacaksın. Hop bir tur böyle. Hop bir tur da böyle. A 2 tam tur atarsa o zaman iki kere açacaksın burayı. Burası da haş Yükseklik 2 kere açmayacaksın. Yükseklik zaten burası sabit. E o zaman buraya iki kere açacaksın. Yani 2 pi kaç tane var diyeceksin. 2 tane var diyeceksin. Buradan da buraya götüreceksin. Pisagor bağıntısını yapacaksın. Peki hocam başka türlü yaparlar mı? Şu şekilde de yapabilirler. Hocam buradan böyle şey var elimizde. Buradan başlayıp şöyle gelip şuraya doğru gelirse. Atıyorum bunlar bunlar birbirine eşitse. O zaman bak tam turu şuraya ben kk dersem eğer. Burası tamamı bu yarısı 2k yarısı da 2k 4k oluyor ya. O zaman burası 4k deyip Nereye? Ön turu gittin. 2K gittin. 1K daha gideceksin. 3K'lık kısma gideceksin. 3K'lık kısmında 2 PR olduğunu söyleyip ona göre işlemini yapacaksın dostum. Açılışta bu şekilde davranacaksın. Yüzey sorularında yan yüzeyler açılır. İşte silindir de bu şekilde açılıyor. Hemen sorusuna bakalım. Evet örnek 12'de sadece ön yüzeye gitmiş. Hocam tam yüzeye gitmemiş. Tam açılışı şöyle bir yapayım istersen. Burası A iken burası A olacak. Dikkat et burası D iken burası da D olacak. C ortada kalıyor buradan buraya gidiyor. Hocam burası 2 pi R kadar yani 6 kadar yani 12 pi kadar. E bunlar da böyle böyle eşit 6 pi yaptı burası yükseklikte 8 pi verilmiş. O zaman burada bir Pisagor bağıntısı 6 8 13 geninden burayı da 10 pi bulur muyuz? Evet. Karıncanın gidebileceği en kısa yol işte bu şekilde dümdüz buraya gitmesidir. Yani örnek 12 10 pi çıkar. Geldik örnek 13'e. O taban merkezi ve OC 4 birim olarak verilmiş. Yani yarı çapı 4 olan dik dairesel silindirde şöyle bir yarım dönme hareketi var. Tam dönme bir de yarım dönme var. E ne var burada? 1.5 tur atmış. Hemen şunu şöyle bir açalım. Hocam tam tur dönmede 2 pi kadar gidiyor. Yarım dönmede de 2 pi bölü 2 kadar gidecek. Yani toplamda burası 3 pi kadar gidiyor. O zaman r'ye 4 ise r yerine 4 yazarsam burası 12 pi mi yapıyor? Evet. Sonra yüksekliği de sarılı ipin uzunluğu daha doğrusu şu sarılı ipin uzunluğu verilmiş. Buradan başlayıp buraya giden sarılı ipin uzunluğu da 20 pi olarak verilmiş bize. E 12 var 20 var. Ne üçgeni? 12 16 20 üçgenden burası da 16 pi çıkar mı çıkar. E yüksekliği 16 pi bulduk. Buna göre borunun yanal alanı. Bu borunun yanal alanı nedir? Borunun yanal alanı bu şekilde. Yarı çapı kaç bulduk kardeşim? Hocam yarı çap zaten belli 4. Yükseklik kaç? 16 pi olarak bulduk. O da taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Yani yanal alan taban çevresi 2 pi r çarpı 16 pi yapar. O zaman buradan ne geldi? 4 kere 2 8. 8 ile 16'yı çarparsak 128 yapar. 128 bir de burada bir pi bir pi burada var. O zaman pi kare yaptı. O zaman cevabımız 128 pi kare yaptı. Örnek 13 bu şekilde oldu. Ve böylelikle bu kısmı bence bitirelim. Geri kalan iki sayfayı da bir sonraki videoda halledelim. O zannediyoruz. Bir sonraki ders. Geri kalan iki sayfada silindiri tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Geri kalan iki sayfada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.